Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Özlem Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı sabahlar. Ne kadar şıksınız. Özlemciğim hoş geldin. Hoş buyur gel böyle. Şeyma'cığım sen de hoş geldin. Merhaba Kadir. Yorgunsun galiba. Şöyle. Dün sizden sonra bir de temizlik yaptım. Gece 3'e kadar. Canın çıktı. Aynen öyle. Gel gel. Özlem biraz daha gel rahat rahat. Rahat otur Şeyma. Yüzünden belli çünkü içeri girişte bir böyle halsizlik. O mutfaktan nasıl çıktın zaten o yorgunluğun üstüne bir de oraları temizledin. Evet her yeri temizledim, toparladım. Sabaha başladık bir bakalım. Bir de çocuklarla uğraştın tabii aynen, ister istemez. Aynen çocuklarla uğraştım onları. Neyse artık rahatsın bugün itibariyle. Rahatım, sonraki öyle. Gün Sesiniz zaten rahatlık. Şurada. Hem sizin finaliniz hem sezon finali program tatile giriyor. Biz de dinleneceğiz biraz tabii ama. Evet Efsaneciğim bugün senin günün. Hodri Meydan hamaratlığını, temizliğini, yemeklerini her şeyi bugün konuşturacaksın. Çok şükür. Ne hissediyorsun? Ben heyecanlıyım ister istemez. Ama bunu yemeğe geçince kalacağını düşünmüyorum. Mutfakta kalmayacak aynen. İnşallah. Yemek olarak ne yapacaksın merak ediyorum açıkçası. Sayayım hepsini. Bence menüyü saysın mı? Saysın. Ben de merak ediyorum. Evet say. Cennet çorbası yapacağım. Ara sıcak olarak patatesli rulo börek yapacağım. Yine kendi yöremize ait analı kızlı yemeğimiz var ana yemek olarak. Malatya tarafına ait. Evet Malatya tarafına ait. Salata olarak yeşil salata dedim. Ne kadar yeşillik varsa artık. Doldur gitsin. Tatlı? Gelin bohçası. Gelin bohçası. Şimdi analı kızlı ana yemek olarak evet, dedin değil ana mi? Evet ana yemek olarak. Ana yemek. O normalde iki çeşit yapılabiliyor. Hem böyle sulu yemek olarak, ana yemek olarak hem de böyle aperatif gibi yapılıyor. Ama ben sulu yemek sulu olarak yemek olanı yapacaksın. Aynen öyle. Evet cennet çorbasını daha önce duyan var mı? Evet duymuştum. Duydunuz. Efsaneciğim menüyü duyduk hele sen de kahveleri doldur. Biz küçük çaplı bir dedikodu ama şey sohbet edelim. Nasıl alırdınız kahvelerinizi? Orta şekerde. Hiç söyleme. Sadece. İçinde kalsın hiç söyleme. Kadir Bey size şekerli içiyorum. Ben şekerli içiyorum zaten. Kahveyi sordun ama inşallah doğru gelir. Herkes soruyor ama aynı kahveler gelmiyor. İçtikten sonra konuşun Kadir Bey. Kahramana bir taş geldi buradan sanki. Aa, hiç, niye üstünü alındın kız? Sesi çıksın diye dedim alındım. Ben ona. Evet. Ne düşünüyorsun Şeyma? Menü güzel. Ben sevdim menüyü. Beğendin mi evet, menüyü? Beğendim. Kolay bir menü mü zor bir menü mü? Uğraştırıcı bir menü olabilir analı kızıdan dolayı. Yani gerçi çok da uğraştırıcı gibi durmuyor aslında. Böyle onu yuvarlak mı yapacak, nasıl yapacak peki, bakalım bir durum. Peki yuvarlak yapacaktır büyük ihtimalle. Biraz küçük biraz büyük olacak bir da. Bakalım nasıl olacak. Özlem'e güveniyor musun yemek konusunda? Pardon kız sen bugün niye ben dilime dolandın yanıma oturdun ya. Efsanenin yemek konusunda bilgisi olduğunu düşünüyor musun yorumlara baktığında? Evet birkaç gündür yemek hakkında güzel yorumlar yapıyor. Böyle anladığını düşünüyorum yemek. Peki bu programda bu hafta sana göre yemekten anlamayan kim var? Yorumlarına baktım ki bu kadın yemekten anlamıyor ama yorum yapıyor dediğin biri var mı? Ceylan Hanım. Yemek yapıyormuş, tutuyormuş güya ama bence anlamıyor yani. Anladığım için işte rakip olduğum için anlamıyor diyorsun. Ben sizi sen. Kesinlikle kendime rakip olarak görmüyorum kusura bakmayın. Yani aslında da görmedim. Ben sizinle zaten dünden sonra hiç muhatap bile olmak istemiyorum. Ay, niye birbirinize o kadar kinlisiniz şu anda? Dün benim yemeklerime... Ev sahipliğine ben hiç kesinlikle... Ev sahipliğine neyi mi gördünüz? Sizin tavırlarınıza ne dememi bekliyordunuz? Ağzımın ezelemesi falan. Sizin tavırlarınıza ne dememi bekliyordunuz? Herkesin sözünü kesiyorsunuz, herkesin önüne bir şey söylüyorsunuz. Ne bekliyordunuz ki? O sizi ilgilendiren bir konu değildi ki. Kusura bakmayın, çok şey ilgilendiren verdiğin bir konu. Verdiğin güçten pişman mısın? Evet, çok pişmanım. Çok pişmansın. Evet. Ceylan? Vallahi hakkımı aldım, hatta hakkımdan daha aşağısını aldım bence. Daha da üstte dur, olabilirdi. Dur, kaşlar kalktı. Ne oldu? Çünkü dünkü hakkımdan daha aşağısını aldım. Ana yemeği 3'ü verildi. Kadir'cim dünkü menülere göre değildi. Dün hiçbir şey beğenmediklerini söylediler. Ama benim en azından çorbayla ara sıcağımı beğendiler. Senin gününde Şeyma'dan daha mı çok olumlu yorum yaptılar? Evet öyle olmadı mı? Yani ekran başındakiler de bunu izleyince görecekler. Yani ne kadar olumlu ve olumsuz ona bir bakıp ondan sonraki ben de şeylerine bakacaklar yani. Yaptım kesinlikle. Hani ona göre puanlamalara bakılınca aa bunda bu kadar olumsuz şey verdiler. Şimdi niye 3 verdiler? Ceylan'ın ilk gününde hani daha niye bu kadar olumluydu da niye 3 verdiler? Şöyle sizce de benim şeyim o çok tepki. Çok pardon şunu söylemek istiyorum. Ceylan'ın etine yanmış dediniz ama Şeyma'ya verildiği kadar yanmış ete tepki verilmedi Ceylan'ın evinde. Niye? Evet kesinlikle benim niye? Evime zaten kurulu olarak geldi. Masaya oturdular bir kavga oldu. Sonunda kavgaya kadar gitti. Onda ben alakası yoktum kavganın. Yani genel anlamda söylüyorum. Hani bunu niye beni sadece beni işlendiriyorsunuz şey demek ki? Istiyorum ortada. Burada. Hani her şeye olumlu hani tepki verildi dedi ya kendi gününde. Ama orada herkes belli etti. O yanmış yemekten herkes hayır, rahatsız hayır yanlış yemek orada. İçin ana demiyorum yemek bak. Ben de şunu anlamıyorum. Ben yemek için ana yemek konuşmadım ben. Olumlu. Benim bak olumlu olarak ara sıcağım ve çorbamı çok beğendiğinizi söyledim ben.
Dün ara sıcak bile beğenilmedi. Tamam elemeydi. Hani yapılmış ama lezzeti pişmemişti. Kesinlikle çok güzeldi. Pişmemişti. Kesinlikle pişmişti. Sadece altı kızarmamıştı. Ama ya asla hamur tadı yoktu. Ya ben sürekli yapan birine bunu Kadir inandıramazsınız. Hayır Kadir bir şey diyeceğim. Kudüs, biz de yapıyoruz. Yanmış siz mi yapıyorsunuz eti niye 3 puan verdiniz? Ben bunu anlamadım şimdi. Ben o gün de emekten dolayı verdim. Sonuçta börek açmıştı kendisi de. Hani böreğin üstü çıtır olmasın. Ama yenilebilir bir börek de ama en azından. Ama üstüne basa basa hayır üçlük değildi diyorsunuz ya. Niye üç verdiniz o zaman? Ben bunu anlamıyorum. Emeğe saygımdan dolayı. Ben... Peki Ceylan'ın emeğe saygısı yok mu? Dün ondan mı bir yoktu verdi? Yoktu. Ya kendisi üç almasına alacak rağmen biri verdi ya. Üç aldı ve kendisi o kadar tepki gösterdi ki hayır benim masam üç değildi. Evet. Yanlış şey bekliyor ama Özlem bir şey size Özlem emeğinizden dolayı verildi o üç puan ve siz dün emeğe karşı saygınız olmadığını apaçık gösterdiniz. Peki Kunduz şey Kunduzcığım Özlem bir şey demek istiyor ama buyurun. Ceylan Hanım'ın gününde benim verdiğim ona üç puan bence gayet hak ediyordu. Hak ettiği için verdim zaten. Hak etmese bak, niye vereyim puanı? Doğru söylüyorsun şu anda. Çünkü orta derecedeydi. Hani beğendiklerimi de söyledim, beğenmediklerimi de söyledim. Çünkü ya iki vermek istedim sonra düşündüm dedim ki hani bu kızın bir sürü emeği var. Orta bir puan vermek istedim. Sen diyorsun ki ben hak ettiği için verdim. Peki Şeyma neden 3 verdi sonra tekrar pişman oldu? Bence dünkü olaydan dolayı. Ceylan Hanım dün hani ona 1 verdiği için hani aynen dünkü olaydan dolayı öyle düşünüyor. Şöyle söyleyeceğim. Ben o günde zaten aslında yine aklımdan 2 geçiyordu. Sonra dedim ki hani emektir dedim. Benim de günüm olacak dedim. Ben de dedim o 2 saat içerisinde yanlış hatalar yapabilirim diye düşündüm. Onu değerlendirdim. Direkt. Hayır sakin yorumlar da yaptın hani mesela. Ya ben zaten heyecandan dolayı sakindim çok hani konuşamadım ya da konuştum ama. İlk gün rahatsızlığına mı uğradın? Öyle oldu diyelim. Ama bak sadece Kadir Bey tek bir etimde sıkıntım var. Hani hayır, genel olarak yanlış boştu. Olarak. Hayır bir tatlınız saniye. Tatlınız da öyleydi. Bak ara sıcağınız pişmemişti. Bunu özellikle üstüne hala basa basa söylüyorum. Ya. Su böreğini bilen biriyim arkadaşım. Yeni ben yapmadım. De biliyorum, evet. Yeni de tatmadım. Su böreği pişmemişti Kadir Bey. Yemek yanmıştı. Önümdeki tatlıyı gördünüz ta ki yanmıştı. Ya içinde şu bile... yanmış demeyin ya. Yanmamıştı. Lütfen fırında sadece gösterdim. Allah aşkına ya. Herkes yedi İçindeki o yemekten mesela, ya. O, yanık, ele, ele yanlış yemekte yanık tadı olur. Bir saniye konuşuyorum. Ay bunu da siz mi diyorsunuz? Eleyip hani de kullanabilirdi onu ve içindeki hani o çıkmaması lazımdı. Öyle olunca 3 tane şey zaten direkt eledik ve salatamız da gelmedi önümüze. Onu da eledik. Ne kaldı Kadir Bey? Ben şu anda haksız mıyım? Sanki siz her şeyi gerçekten salatanızı falan kendiniz hatırlayıp da getirmiş ya gibi konuşuyorsunuz. Ya kendim hatırladım hatırlamadım. O zaman öyle konuşmayın. Ki bu. Lütfen konu o konu. Kendiniz hatırlayıp da her ama şeyi dört dörtlük yapmış yani. Gibi konuşuyorsunuz. Ama masaya gelmemiş. Ben onu yorumlarım. Sizde yani de gelmemiş. Şey yok. Kusura bakmayın. Başkası hatırlatmasaydı siz Allah de getirmeyecektiniz. Allah razı olsun hatırlatmış. Getirdi evet, yani. Evet o yüzden ona göre yorum yapın lütfen. Gününüz geçti diye herkesin üstüne yürümenin anlamı yok. Gününüz geçti. İki yapıştırdınız. Gününüz geçti ikiyi yapıştırdınız. Şimdi gününüz geçti şurada biri. Şunu söylemek evet. istiyorum. Ceylan'a evet dün bir verdiği için kızdık. Çünkü yani bana göre hiç mi beni eğer menü tam anlamıyla yetiştiyse hiç mi beni biri hak etmiyor. Çünkü mutfakta hani o teri döküyorsunuz, o heyecanını yaşıyorsunuz. Orası ayrı. Emek ama ya. Ceylan birinin arkasında duruyor yorumlarıyla. Bak sen verdiğin üçün arkasında durmuyorsun şöyle, ama. Ben şöyle ben niye durmuyorsun biliyor musun? Çünkü burada yemekleri değerlendiriyoruz. Evet. Sen yemekleri eğer iyi değerlendirmiş, net bir şekilde yorum yapıp net bir şekilde puan versen de şu an o üçünden pişman olmaz. Yani ben iki yani düşünüyordum. Belli o yani. Günde. Bakmıyorsun yemeklere. O günde iki düşünüyordum. İlk günden dolayı hani ilk günde herkes de bir heyecan, herkes de bir hani bir iyi niyet şey. Herkes de oldu bu. Sadece bende değil. İlk ben gün, bir şey demek istiyorum. Ceylan Hanım dün hani siz Şeyma Hanım'a bir verdiniz ya. Ben olsam o zaman vicdan yapıp başımı yastığa rahat koyamazdım. Yok, çünkü ortada vallahi. Bir emek var. Hanımefendi hiçbir şeyini hazır kullanmadı. Ve çocuk her şeyin dört dörtlük getirdi. Kadir Bey bir şey diyebilir miyim? Özlem Hanım'a bu konuda katılıyorum. Ben olsam başımı yastığa rahat yok, koyamazdım. Vicdan yapardım. Vallahi. Yazık ya her şeyi. Çünkü zaten el emeğiydi. Yol hiçbir şeyi hazır yok. Şeyma Hanım, Efsane Hanım'ın gününde bence Efsane Hanım'dan daha çok Ceylan Hanım'a yükleneceğini düşünüyorum. Ceylan Hanım dün Şeyma Hanım'a öyle bir puan verdi ki bugün masada bence bu çok konuşulacak ve çok büyük tartışmaya neden olacağını düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.